Normal Amerika'ya göre farklı bir şekilde sadece silah basacağız öylesinde. Multi'de bunu yapmak gerçekten sıkıntılı bir süreç. Onu da söyleyeyim. Ya, multi için kesinlikle zor ama hani başarırsanız gene de daha da zorlaşıyor işiniz. Kendi kendinize faşist oluyorsunuz ama hani müttefik arayışınız lazım. Mesela gidip Almanya ile müttefiklik olabilir. Ama İngiltere'nin de söz hakkı var burada. İşin sıkıntılı ve sakat tarafı da donanmanızın yarısını faşist olurken kaybetmeniz. Çok büyük tehlike. Yani Japonya gel beni annexle eventini yolluyorsunuz. Zor olacak ama bakalım. Hangi tarafı iyi teklif verirse o tarafın yanında gideceğim savaşa. Niye referandumla geçemiyorsun? Geçemiyorsun çünkü. Bunların referandumu öyle olmuyor. Hani referandum seçeneğiyle gelmiyor. Sen bir yerden sonra referanduma kalkışırsan eğer gelmiyor yani bilmiyorum. Amerika illaki iç savaşı yaşasın demişler. Çok güçlü çünkü. Faşistlerin kazanması uzun bir süreç. 40'a kadar uzadı bile oluyor. Ya bu yaptıklarım birazcık savaşı dengeliyor. Benim çok acilen dışarıdan destekler almama başlamam lazım. Merhabalar Sayın Stalin Bey. Heh? Stalin Bey ile konuşmuyor muyum acaba? Heh? ABD başkan seçimlerini Stalin kazanmadı mı? Heh? Allah Allah. Nasıl ya? Bizi orada ne yedirip ne içiriyorlar? Nasıl bir memleketsiniz siz? Dün gazetemiz galiba birazcık yalan dolan işler yapılıyor. Bunu anladım şimdi bulmaktayım. Duruma bakmayın. İsminizi rica edebilir miyim sayın? Franklin Roosevelt ama... Roosevelt. Şimdilik evet, Roosevelt. Evet. Bizim pek teknolojimiz iyi değil. O yüzden televizyonumuz falan da yok. Evet. Pek günümüz var isterseniz de. Onun hakkında da konuşmak için geldim. Bir de bir konu hakkında konuşmak için geldim. Evet. Buyurun. Şimdi biliyorsunuz ki ben Balkanlarda bir güç olmak istiyorum. Gerek olsun gül fabrikalarımı arttırmak, gerek olsun silah fabrikalarımı da arttırmak istiyorum. Ve bu silah fabrikalarımı ve gül fabrikalarımı arttırmak için de bir anlaşma yapmak istiyorum. Anlaşma mı yoksa iyi yardım yani böyle... Yardım ha, yani şöyle bir yardım. Bizim ordularımız gerek olsun az sayıda olup gerek olsun güçlü bir ordudur. Ama biz Balkanlarda bir güç olmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Daha çok asker ve daha çok silah almamız lazım. Ve sizde de çok olduğunu biliyorum. Yani tabii ki bizde çok da sizin orada da bir laf var yani. Bir ata iki asker veriyorum doğru mu? Evet. Yani şimdi doğrudur. Size yapacağımız yardımların nasıl karşılığını alabiliriz? Biliyorsunuz ben tamamen yani Allah için beni bilen bilir dünyada herkes. Çıkarcı bir devletimdir. Bana ne sunabilirsiniz? Şimdi şunu sunabilirim. Birinci sunacağım madde. Eğer ki ileriki de demokrat veya başka bir hükümet biçimine geçerseniz o hükümet biçimini benimseyeceğimi söylemek istiyorum. Hı. Ve ikincisi de gül bakımından sizi zenginleştirebiliriz. Gül satışları olsun. Oraya birkaç adam yerleştirip çingelelerimizi daha satışlar yapabiliriz. Biz sizinle tek bir şartla anlaşmaya ulaşabiliriz. Alınmazsanız sizin vatandaşlarınızı ülkemizden hani geri çağırsanız. Neden acaba? Çok fazla gül satıyorlar. Sevmediniz mi? Yok bu canım. Bu bizim ekonomimizi etkiler ama kusurumuza bakmayın. Orada yanınızda Türkiye gibi, Bulgar gibi. Hatta belki... Aslında Türkiye'ye yollayabiliriz. Türkiye'ye yollayabiliriz. Doğru diyorsunuz. Bunlara bir konuş... Tamam bu şartı kabul ediyoruz. Yani vatandaşlarınızı geri çekerseniz çok memnun oluruz. Tamamdır. Gemilerimiz yakında yola çıkacaktır oraya doğru. Peki kaç silah anlaştık acaba? Ben iç savaş yaşayacağız galiba hükümet olarak ona karar veriyor. Çünkü demokratik rejim birazcık alttan alta bizi baskılıyor. İç savaştan sonrasında tekrardan bir görüşebiliriz. Peki iç savaşta yardımınıza ihtiyacınız var mı acaba? Evet. Karşı taraf da bir o kadar kuvvetli çünkü. Anladım. Zamanlarla beraber yardımlarımız size ulaşacaktır. O zaman bizimkiler oradan gelmesinler. Biz onların eline hem gülleri verelim hem de silahları verelim, çatıştıralım. Nasıl? Yani aslında sipere de ihtiyacımız var ama. Değil mi? Biz oradaki askerlerin dikkatini de dağıtırız. Karşı savaştaki kişilerin. Ne yapıyorsun BA taktiğimizle? Yanlarına gideriz. Kadınlarımız var bizim özel ajan timleri. Çingene kendileri. Kendilerine çingene diyoruz. Gidiyorlar. Askerlerin dikkatlerini dağıtıyorlar. Siz de vuruyorsunuz. O özel taktik bizim için geliştirildi. Yani aradaki halkınızın güvenliğini garanti edemem. Sıkıntı yok. Onlar her türlü şeylerden galip gelebilecek bir halk. İnşallah. O zaman inşallah. Anlaştık Sayın Amerika. Evet, hükümeti. Daha sonrasında tekrardan maliyetleri bir görüşürüz. Tamamdır. Görüşmek üzere. Donanmamızın yarısını kaybedecek olmamız kötü. O yüzden ufak gemiler basacağım ya. Chrome ihtiyacından değil de early cruiser'lardan basacağım biraz. Ya şimdi biz Amerika'yla da direnemem. Yani Türkiye olsak direniriz ama Amerika'yla da kime direnemezsin yani. Benden dilenmek istiyorlar ama o kadar da değil canım. Ben nasıl dilencilik yapayım Amerika'yla? Ha iç savaşta dilenirim o ayrı konu. Şu an dilenemem. İç savaş başlasın direktman dilenmeye moduna gideceğim. Ama iç savaşa daha var. Donanma konusunda Japon'un gerisine kalacağımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim bu arada. İç savaşı yaşadığımız anda göreceksiniz işin kirli yüzünü. Normal bir ülke gibi değiliz yani. Çok zayıflayacağız. Merhaba Sayın Frank. Merhabalar Brezilya hükümetinin lideri Vargas. Hoş geldiniz. Sizde bir faşizm artışı görüyorum doğru mudur? Doğrudur. Fakat bizde bütün partilerde bir artış bulunmaktadır. Yani o nasıl oluyor öyle? Yani öyle ortaya hani referandum mu falan mı? Referandumla hangi parti çıkarsa.
Fakat kendi görüşümüz imparatorluğumuzu yeniden kurmaktır. Sizin geçmişte bir imparatorluğunuz vardı da ben mi unuttum? Vardı. Allah Allah. İnkalardan geliyoruz biz. Dikkat edin, İnkalara dönmeyin de. Yani teknoloji olarak. Yok, onlardan daha ileride olacağımız kesin. Biz de ülkemiz adına faşist bir ideoloji benimsemek için uğraşıyoruz. Ve sizin eğer görüşünüz bu yöndeyse yardımlarınızı da bekliyorum. Tabii ki de size iç savaşınızda veya olabilecek herhangi bir savaşta desteğimiz tamdır. Şöyle bir anlaşma yapalım o zaman, yarısına. Panama'dan yarısına aşağısı sizde kalabilir, yukarısını da ellemezsiniz. Toprak bütünü olarak. Olabilir. Halden neden anlarsın, sen de faşistsin, ben de faşiste doğru gidiyorum. Anlıyorum. Size bırakacaksınız değil mi? Tabii ki, tabii ki. Zaten benim oraya zıplamam. Oho! Bence de sizin İngiliz tehdidine karşı bakmanız gerekmektedir. İngiliz de çok makul bir teklifi, anlaşabilirim. İngilizlerin bir imparatorluk hayali olduğuna dair. İngilizlere çok hayalperestmiş. Eğer sizle anlaştıysak... Evet, elbette. Yani dediğiniz topraklarda anlaşabiliriz. O zaman size iyi günler dilerim. Şöyle, Brezilya'ya ihtiyacım var ama ileride neden olmasın yani, akılır. Hah, publikler başa geçti. Alf London başa geçti, Gold Reserve'e gidebileceğiz. Çok tehlikeli bu arada. Gerçekten başaramadığım durumlarda oldu. Bunu da söyleyeyim. Dönüşümler hızlı yapılmalı. Kendine bir an önce askeri fabrika basman lazım. Sakatlasın yani. Şöyle bir durumda var. Political puanı hiçbir şey harcamayacağız. Biz total mobilization'ı gören ilk ülke olabiliriz. Ama varsa portumuzun çok olması lazım. Yani var ekonomide kalacağız muhtemelen. Çok fazla bomber'ı kazacağım. Yani her Amerika'nın hayali olan o dünyanın her yerini nüfus eden o bomber'ları size göstereceğim. Washington'dan kalkan bir bomber ilerleyen zamanlarda her yeri vurabilecek. Merhabalar Sayın Alf London. Merhabalar Adolf Hitler. Buyurun. Franklin Delano Roosevelt'a karşı kazandığınız parti seçimlerini tebrik ederim efendim. Öncelikle biz bir duyum aldık istihbaratımızdan. Bir sesler geliyor. Acaba dev diye tanımladığımız ülke faşist mi gidiyor şu anda ideoloji açısından? Evet ve böyle. Sizin de çok yardımınıza ihtiyacı olan bir dev. Çünkü halkın sadece %40'ı bizi destekliyor ve diğer %60'ı desteklemiyor. Bir referanduma gidelim dedik kendi aramızda. Hangimizin tankı daha büyükse o kazanır dediler ve bizi iç savaşa sürüklüyorlar şu an. Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Lakin bu uyuyan dev faşizmle uyanırsa Avrupa'da bence pek çok kapıyı beraber açabiliriz. Olabilir efendim. Dediğiniz mantıklı bir şey. Aslında ben garip buldum açıkçası. Her evde 3 araba olan bir halkın neden böyle bir şeye kalkıştığını pek aklıma sıverdiremedim. Ama eğer faşist bir iç savaşı olursa biz sizi korumak için gönüllü askerlerimizi oraya tabii ki yollayacağız. Yani biraz da silah bir desteği alabilirsek çok çok iyi olur. Çünkü halkımız bize karşı silahlanıyor. Yani en azından geri kalan halk. Tabii ki, tabii ki. İyi günler efendim. İyi günler. Görüşmek üzere Sayın Adolf Hitler. Feyiz aldığım insan. Kendinize iyi bakın. Faşist elemanımızı alalım, faşizm supportumuzu alalım. Hızlıca dönüştürmem lazım. Çok geri bile kaldık. Şu görüp görebileceğiniz en saçma tak doktrinidir bu arada, en soldaki. Bomberlarınız gerçekten düşmana cehennemi yaşatıyor. Şu an iç savaş dizastrına girmedik. Buna gittiğimiz anda o dizastır yavaş yavaş başlayacak. Ve ülke diyecek ki artık biz bölünme yorumuna gidiyoruz. Buna tıkladığım anda hızlı bir süreç başlayacak. Bir yıl içerisinde savaşa gireceğiz. Efendim selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Ben İlhan Şahı Pahlavi, nasılsınız? Valla iyiyiz, bir an boş bulundum ben ama. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yani iyi diyemeyeceğiz pek kendimize ama. Sizlerden bir ricam olacaktı da müsait miydiniz? Yok. Şimdiki iç savaşa hazırlık yapıyor. Tamam, bize yardım edemeyeceksiniz sanırım. Valla ben yardıma muhtacım. Hatta ben sizin odanıza gelecektim. Yardım edebilir misiniz saygıdeğer İran Şahı? Valla efendim. Bunu beklemiyorduk. Evet. Sizlere şunu söylemek isterim efendim. Bizim ülke bakımından çok yetersiz kalmışık. Biz de, biz de. Sayın Amerikan Başkanı olarak sizlere ben şunu söylemek isterim. Bizlere fabrika yardımı yapabilirseniz, sivil fabrika yardımı, ilerleyen dönemlerde size petrolü beleş vereceğiz. Petrolü bana beleş. Petrolün ana vatanında petrolü beleş vereceksin. Öyle mi? Vallahi efendim. Yani teklifin Amerika, bu mu? Siz Amerika Birleşik Devletleri olarak dünyada petrolü tekel yapmak istemiyor muydunuz? Ben hayır. Ben zaten vallahi tekelleştirdim. Vallahi ben anlamamışım. Yani şu an Arabistan üzerinde bile bir etkimiz var. Görebilirsin. Efendim ben size şunu söylemek isterim. Arabistan'ın yanında sizlere de etkiniz olabilir fabrika karşısında. İlerleyen dönemlerde bir tekrardan bunu düşünürüz. Ama dediğim gibi eğer sizin de böyle hani bir yardım kampanyanız olursa ben de ondan faydalanmak isterim. Vallahi bizde de yoktur. Yani silah olur, asker olur. Bak bunları diyeceğim hiç aklıma gelmezdi Amerika'yla ama devletimiz çok zor günlerden geçecek. Lakin şu an için biz iç savaştayken bize bir verene biz 10 vereceğiz. Vallahi öyle bir şey olacaksa biz size yatırım yaparız ha. Değil mi? Bak güzel. Güzel teklif. Allah aşkına vallahi biz size yatırım yapmayı düşünüyoruz. Bak sen benim aklımı çaldın şu anda. Bak, Sayın London. Bir koyacaksın, 10 alacaksın. Bir koyacaksın, 10 alacaksın. Ulan vallahi sen faşistsin.
Evet. Faşistlere yardım etmeyiz beyefendi. Aa, yanlış görmüşüz biz. Kusura bakmayın. Rahatsız ettik biz. Faşistleri biz sevmiyoruz. Size iyi günler diliyoruz. İyi günler. Ambargoyu at rahatlasın. Diyeceğim de ambargo atmaya değmez. 10 political puanıma değmez. Atmıyorum. Hayda. Bu keyifsiz oldu. Keyifsiz oldu. Sen kim öldürsün okurayım? Durumu beterim beter. Hayır, adam bana dilenmeye geldi. Bak, benden dilenmeye geldi. Adamı ikna ettim. Ondan daha kötü durumu olacağımı atacaktı. Lakin faşist olduğumu görünce vazgeçti. Kimden dilenebilirim? AI bir ülke bulmam lazım kendime. Böyle hani tavşan bir tane böyle, anladın mı? Tavşan. Senatör desteği ne durumda? Nereye ne istiyorsun? Alayım bakayım. Nereye ne istiyorsun? Military factor nereye? Ayda. Ben oraya dikmek istemiyorum ya. Orası kötü olur. Neyse, büyük buhrandan yırtıyoruz. Bunu kabul edemem yani. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Dikemem oraya askeri fabrika. Liman olmayan her ülkeden dilenebilir. Neden? Çünkü konvoy gerek. Hatta Meksika'dan dilenebilirim ha. Güzel olur. Güzel olur. Meksika olur. Meksika olur. Aynen. AI'dan nasıl dileniyorsun? Improve atıyorum, dileniyorum. Dilencilik rotası ayarlanıyor. Şimdi bir bakmak lazım. Bak, dibimdeki ülkeden çok rahat dilenebilirim. Kanada var lan. Seni seçtim Kanada. Kanada verir. İç savaşlarımı improve çaktık mı verir. Büyük buhranın bir yarısını daha sardığımıza göre. Tax reformu yapabiliriz direkt. Büyük buhrandan çıkartacak bir şey bu bize. Sayın Al London, nasılsınız efendim? İyi, siz nasılsınız? İyiyiz efendim. İç savaşımızı erken bitirdik. Evet, gördüm. Gayet başarılı ve başınızda bir yakışıklı var. Evet efendim. Birazdan bir tane daha iç savaşımız çıkacak. O iç savaşımızdan sonra savaşınıza yardım ederiz. İnşallah öyle. Evet, evet. Öyle bir yardıma ihtiyacımız var ki. Yani bize bir verene biz 5 veriyoruz. Geri dönüş olarak. Biz eski Amerikan topraklarını sömürgeleştirmiştik hatırladığınız üzere. O zamanlarda aramızda bir kaynaşma oldu. O kaynaşma hala unutulmamıştır. Yani tamam, Florida olabilir yani, ama onların hepsi yani diplomasiyle alındı bildiğiniz üzere. Evet efendim, kaynaşma oldu aramızda zaten. Tabii tabii. Biz Amerikan halkını çok sevdik. Biz de sizi sevdik. Hatta neredeyse gitmeseniz mi dedik. Sonra kendine gel dedik. Öyle yani. Kendinize gelin dedik. Öyle. Ama bence hala iyi ilişkiler sürdürebiliriz. Sürdürürüz efendim. İki faşist her zaman müttefik olmalı değil. Kesinlikle katılıyorum. İyi günler dilerim. İyi günler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Franco. Günler. Kaptan of Endüstri Limanı'nı almam lazım. Ama sivil dikmiyor. Keyifsiz. Bunu da gidemem. Bunu da gidemem. Aynen. İzolasyondan çıkartacak beni yol. Aslında buradan geliyor da. Savaşta direktman çıkacağım izolasyondan. O yüzden Bant Reform'a gidip belki Resource Slot alıp ondan sonrasında girebilirim. Şu çok güzel bir buff ama buna gittiğiniz zaman parlamento tamamen kapanıyor. Protestolar başlıyor. İç savaşa çok yakın oluyorsunuz. Belki ondan gider. Asker basmam gereken zamana şimdi geldik işte. Zaten silah envanteri eşit bölüşüleceği için hemen buraları bitirmem lazım. Gerçek tarihte böyle bir iç savaş var mı? Hayır, ama azımsanmayacak kadar faşist bir görüş var. Acaba faşist olsak? Ama Amerikan faşizmi öyle değil. Şöyle, etrafındaki ülkeleri almakla alakalı. Dünyaya geçirmekle alakalı. Çok az ama yani. Olur muydu derseniz asla olmaz. Amerikan halkının savaşa girmesi kafasına bomba yedikten sonra oluyor. Havai saldırısı oluyor. Amerikan hükümeti ancak o zaman protestoyu bırakıyor. Tamam, hadi savaşa. Bak, bombalanmadan bir gün önce savaşlar bitsin. Ekonomimiz yaşasın. Biz dünyanın en zengin ülkesiyiz. Neden savaşalım? İngiltere doğrudan diyor ki Allah için savaşa girin artık. Bitiyor yani. Adamlar adaya geliyor. Adaya çıkacak. Bunlar da diyor ki barış, mutluluk, refah. Bir bomba yiyor. Bir bomba geliyor. Ondan sonra herkes diyor ki hadi savaşalım. En basit anlamıyla buydu. O havai saldırısı. Ve emin olun asla savaşa giremez Amerika. Sağ olsun Japonlar. Büyük buhranı tamamen atlattık. Bir tane resource ult alalım. Büyük buhrandan çıkınca şu gördüğünüz güzellikleri aldık. Hala da izolasyonda olduğumuzu hatırlatırım. Ona rağmen 5 sıra fabrika basmaya başladık. Ve ülkemizin yaklaşık %28'i faşist. Şu an Balkan dominans bu arada çok güçlü ya. Tüm İtalya'yı bitiriyor yani. Şu an ben İtalya oyuncusu olsam çoktan girip o Yugoslavya'yı almıştım abi. Kafayı sıyırırsın. Rusya komünist değil, evet. Şey, otoriter gitti. Japon bence de dişini sıkıp birazcık daha otursa kazanabilir. Savaşa katıldığı tarih de komedi. Şöyle bir ilerlemesi var. Savaşa katılıyor. Kaşınmaktır yani bunun adı. Tamam, doğal kaynakların bitmiş olabilir. Uçak uçurma lan. Git donanmanı. İçeride ama hesaplıyor. Diyor ki bizim petrolümüz en fazla 3-4 yıl yeter. Ondan sonrasında kayıklarla devam ederiz diyor Japonya. Ve hatta ilk şey toprağı olan French Indochina'yı Diamond etmesiyle Alliance'ın üzerine demir yumruk gibi çöküyor. Bütün bu gördüğünüz her yeri ele geçiriyor. Tam böyle Hindistan'a bir operasyon düzenleyecek diye bakıyor. Amerika toparlanıyor. Amerika üzerine donanma savaşlarına giriyor. Japon çok iyi kazanıyor. Savaşın ilk 2 yılında Amerikan donanması neredeyse hani Pasifik'ten siliyor. Ama ondan sonra dedim ya hani o halk, hani barış barış diyen halk bir anda hemen fabrikalaşma, bir anda hemen askerileşme. Merhaba, hoş geldiniz. Brezilya hükümeti. Buyurun. Nasılsınız? İçimizdeki isyanlarla uğraşıyoruz diyelim. Siz nasılsınız? Başarılı bir şekilde halkımız geçiş yapmıştı. Vallahi ben de geçiş yapmak istiyorum ama bakalım. Bize karşı bir faction'a katılmış durumdalar. Kim? Uruguay. Altımızda ufak bir devlet görmek. Evet, evet, şu an gördüm. Bence birazcık acele etmeyin. İngiltere'yi bekleyin. Bendik bir sıkıntı yok. Sen de faşistsin, ben de faşistim. Halinden anlarım. Ama biraz beklemekte fayda var. Herhangi bir iç savaş veya savaş durumunda size gönüllü birliklerimiz her zaman hazırdır.
Teşekkür ederim. Özellikle hazır olması şimdi böyle az bir şey de olsa ferahlatır. İngiliz hükümetini bekleyeceğim bu konuda. Tamamdır, görüşmek üzere. Yavaştan artık yasamıza geçebiliriz. Mesela şu benim şeyimi artıracak. Ülke support'umu artıracakmış. Bunu alabilirim. Aynen. Senatör desteğimi artıracak. Çünkü Çin'deki bütün desteğimizi çekiyorum. Halk diyor ki bayram ediyor böyle. Oh hadi çekiliyoruz Çin'den. Buna gitmeyeceğim. Buna şimdilik gerek yok. Direkt desteğimi çekip halk desteğini alıp direkt çat diye buna gideceğim. Şuna gittiğimiz anda iç savaş başlayacak. Süreci başlatacağız. Ondan sonra dışarıdan yardım kampanyaları deneyeceğiz. Öyle. Hoş geldiniz. Buyurun. Valla biz sizden çok özür dilerim. Neden? Size çok yanlış laflar etmişiz. Tek dost siz misinizdir? Sen yalnız mı kaldın? Valla ben size şunu söylemek isterim Sayın Alf. İngiliz bizim petrolümüzü alayım, çalayım. Hırhız İngiliz. Sen Amerikan emperyalizmini reddedersen öyle milletin kuklası olursun. Sen bana mı düştün? Ben size şunu söylemek isterim Sayın Alf Bey. Bizim topraklarımızdan çıkan petrollerin %90'ı İngiliz'e gidiyor. Karşılığında sana ne veriyor? Hiçbir şey. Valla alamak isterim ben. Ben çok kötü olmuşum. Kalp krizi geçireceğim. Ciğerlerim de kötü zaten. Bize yardım edin. Allah razı olsun. Sözleşmeyi okuman gerektiğini sana söylemiştim. Valla o kabul ettik de valla işe çok ya. Ama ben anlamak isterim. Bize yardımcı olun. Allah razı olsun. İngiliz'e savaş açın yok. İngiliz'e savaş açalım. Sırf senin petrollerin için. Valla bak size çok güzel şeyler yaparım. Valla bak ben sizin papınız olur. Her şeyi yaparım. Köpeğiniz olur. Evinizde gezerim. Lütfen yardım edin yok. Ha, biraz ilgimi çekti. İç savaştan sonra seni papıtlığa layık görebilirim belki. Sözünü vallahi, vermiyorum. Valla size şunu söylerim. Allah çarpsın size. Ben tüm divisionlarımı atarım. Valla gelirim size yardımcı olurum ya. Siz bizi iç savaşta destekleyin. Ben sizi İngiliz baskısından kurtarmasını bilirim. Valla ulusal odaklarımız yanlış gitmiştir. Bizden önceki hainler gitmiştir, İngilizlerin paralarını yemiştir, ülkemizi satmışlardır. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Faşist bir yönelime çevrilmeyiz mümkün mü? Gidemiyoruz. Ulusal odaklar çok kötü olmuştur, gidemiyoruz. İstesek de gidemiyoruz. Tamam, ben sizi çevireceğim, merak etmeyin. Ben halledeceğim o meseleyi, merak etmeyin. Size geldiği zaman yes yes okey'e basarsanız yeterli cevabı ben alırım. Valla size şunu söylerim, ben bir daha yes yes'e basmam ama kabul ederim sizin dediğinizi. Tamamdır, görüşmek üzere. Şimdilik birazcık bir acı çekeceksiniz ama Amerika sizi kurtarmaya gelecek. Valla ben ağlamak isterim. Ben çok kötü olmuşum, ben giderim. Görüşmek üzere. Yemin ediyorum böyle hani şey mevzusu vardır ya, böyle en kötüden kaçıp en kötüsüne sığınmak. Şu an bu tavşan bunu yapıyor. Bak, petrolü hani böyle az buçuk alan bir ülkeden kaçıp en çok böyle petrol isteyen ülkeye yaklaşmak yürek ister. Bu tavşan bunu başardı. Tabii ki de daha çok sömürülecek. Ama bu tavşan bunu bilmiyor. Ben onun kurtarıcısıyım onun gözünde. Ay gidi tavşan seni. Nedir bu? O kadar da değil. Ben şimdi İran'ın neden sıkıntı yaşadığını gördüm. O kadar da değil yani. Bu nedir bu? Berlin Moskova paktı. Daha neler? Kıyamet alameti. Ondan sonra derdim kıyamet ya bugündür. Yani Rus-Alman alliance yasak. Şu an kimin eli kimin cebinde belli değil. Aşk-ı Memnu'da böyle karaktersizlikler göremezsiniz. Puanın bir kısmını harcamak istiyorum ya. Silent Workers alalım bari. O gördüğünüz event hiç hayra alamet bir şey değil. Hemen diyor ki yani kısacası. Ülkeyi topladın oğlum. Yoksa elini alır çantayı gidersin Arjantin'e. Arjantin o tarafta diyor. Halk sokakta protestolara başladı. Sen ne yapıyorsun? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun hoş geldiniz. Sizlerden bir izin isterim. Ne izni istiyorsunuz? Birleşmiş Milletleri toplamak isterim. Sayın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Petrolümüzü çalıyorlar, fabrikasını ödemiyorlar. Okudum onayladım demeyecektin. Valla Birleşmiş Milletleri toparlayarım, İngiltere'ye ambargo uyguluyorum. Vallahi yo, ben çok kötüyüm yo. Kalp krizi geçireceğim yo. Birleşmiş Milletleri ben birazdan çok meşgul edeceğim zaten. Senin bu meseleni, şu mesele benim mesela bittikten sonra gündeme getirsek. Valla ben çok kötüyüm yo. Ya ben sana veririm, sen rahat ol. Valla kimse vermiyor bana, kimse beni sevmiyor. Ben senin petrolünü alırım. Merak etme. Gerekirse senden o toprağı satın alırım. İngiltere'ye ben petrol satarım. Valla ben size toprağı şu an size vermek isterim. Valla ben çok kötü olmuşum. İngiltere'ye gideceğine size gelsin. Şu an için verirsen sözünü veremiyorum. Farklı Amerikan askerleri görebilirsin orada. Onlar bizim değil. Şu an halk ölümüne silahlanıyor. Faşizm neymiş diyor. Valla sizin halkınız da çok iki yüzlüdür ha. Valla ben size diyeyim ya. Demokrasi nedir ya? Veya demokrasi diye öldüler ya. Öldü demokrasi diye. Valla efendim ben bu petrolü İngiliz'e vereceğime gider. Valla araba veririm. Bak Arapları da hiç sevmem ama araba veririm. Valla ben size öyle diyeyim. Ben size yardımcı olacağım ama önce bir kendi meselelerime ilgilenmem lazım. Müsaadenizle. Valla size çok teşekkür ederim. Ben size özür dilerim o dediğim şeyler için. Valla kusura bakmayın. Özrünüzü kabul ediyorum. İyi günler dilerim. İyi günler. Tabii ki toprakların yarısı karşılığı. Evet. İç savaş mı şimdi? Geliyor. Biz de burada bir division'da bekliyoruz. İnşallah öldürmez bizi diye. O ne lan? Birbirine savaş açtı. Brezilya İngiltere ile mi savaşıyoruz? O değil, faction'a girmişsin. Ne oluyor beyefendi? Ne oluyor burada? Kimler kimlerle? İngiliz ne arıyor pek? Hemen söyleyelim. Buradaki toprağı istiyor çünkü. Paraguay mı istiyor? Bir toprağı istiyor o yüzden. Lan! Lan!
Merhabalar. Merhabalar. Sayın Amerika. Hükümeti. Efendim gördük ki zor durumdaymışsınız. Bir an evet bay... donanmam yok. Evet. Japonlar bunu öğrenmesin bence. Japonla savaşmayı düşünmüyorum. İstediği yeri alabilir benden. Los Angeles isteseler? Gelip alsın, o kadar da değil. Volunter'ımızı yolladık efendim. Evet, volunter özellikle istiyorum. Benim bir gidişatı değerlendirmem lazım. Bir bak. Hayır. 61 Division olmaz. 61 Division olamaz. Karşıda 61 Division olamaz. Manyak mısın sen efendim, oyun? Efendim, acaba sizde ilk savaş çıkmadan önce kaç Division vardı? Hiç. Tank istiyorum ben. Efendim, tank yasak olduğu için gönderemiyoruz ama yasak olmasa medium yatardık. Arkada da çıkmış bulunmakta. Evet. O buraya kadar gelecek. Florida'da çıkarsa geçmiş olsun. Yok, Florida'da çıkmaz ama ne oluyor lan? Böyle değildi bu. Böyle olmaması lazım da şu an sözleşmeyi okumayıp yes no demiş gibiyim şu an. Hayda. Merhabalar sayın Amerika hükümeti. Nasyonist Amerika hükümeti. Efendim? Ben sizinle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Lazım mı? Tekşinize gelirseniz size yardımda bulunabiliriz demek istiyorum. Biz Yeşilçam Paktı olarak dünya üzerinde bir hüküm sürmek istiyoruz. Balkan hem de Amerika'da da hüküm süreriz. Efendim 7 Division'ları istiyorsunuz. Nereye olursa? Los Angeles senden gitmiş efendim. Ben olsam katılırdım bu faction'a. Sabun. Lan bırak izolasyonu. Yes no dedim, ülke gitti. Hayda. Hak yoluna dönmek istiyorum ben. Ben hak yolu. Yorku ver yapayım. Verdim gitti. Aşağıdan yarıyor. Git sapık. Ana. Aynı lan mı bu kadar güçlü çıkmıyordu? Volunteer. Nerede o? Evet. Free guardlar da çıksın. Evet, biz de çoğaldık. Ben adamı divisionsız beklerken adam yani... Ben birazcık batıya asker kaydırıyorum. Siz onu şey yaparsınız. Yes okey, tamam. Ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Adam 80 division çıktı. Ben cepheyi yığılıyorum o zaman. Birazdan Texas elden gidebilir. Ona göre yapın hamleniz. Yok. Gitmez. Yok. Pamuk eller silahı. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Ama size iyi bir haberim var. Karşıki Amerika'nın sadece bir askeri fabrikası var. Yok lan. 14-18 askeri fabrika ne oğlum? Lan dikiyor lan bu. Dikiyor. Allah çarpsın, askeri fabrika döküyor. Tutun oğlum bunu. Bunu alın buradan. Bak Kanada'dan saldırı yiyorum. Krize gireceğim. Yapma. Efendim, isterseniz ben o Amerika'ya savaş açabilirim. Ya bir sen eksiktin. Gel, ben de gel. Gel. Vallahi açırım. Gel. İzniniz olursa açırım. Bir sen eksiktin. Vallahi açmış ama vallahi istek olamışam. Savaş açacağım. Alman efektif savaşır mısın? Efendim, uçaklarımı ayarlıyorum şu anda, bir dakika. Savaş zamanı yaklaşıyor da. Yok. Bak, barış, refah, mutluluk, beraber faşizm ha? Sen de faşistsin, ben de faşistim. Halden anla. Fransızlar açıkçası bizi şu an çok sıkıntılar. Ya bırak, gördüğümüz. Fransız neymiş ya? Fransa'yı tersten dile yatarım ben sen. Yeter ki iste. Daha fazla loyalist. Çok keyifli aslında. Yani böyle arada biraz zaman geçtikten sonra hemen cepheye silahını verip gönderiyorum. Sürekli aynı şeyi yaparsam kazanma şansım yüksek. Aynı Amerika, savaşımız bitti mi artık? Yoo. Yakın bile değil. Efendim, yakın nasıl değil ya? Bayağı bir capitulated. Filipinlere kayıkla mı yüzeceğiz? Benim donanmam şu an onda da, haberiniz olsun. Keyifsiz. Bu keyifsiz. Ben nasıl bu oyuna geldim ya? Ben bunu yapacak bir tavşan değildim. Ben niye faşist Amerika gittim ki? Zannediyoruz tek fokusta ülke gelecek. Geldi şu an. Allah rızası için şu savaş bitsin artık. Böyle bir hafta böyle savaşmayacağım artık. Hadi. İç savaş dolu Amerika. Of, bitti be. Savaşlarım bitti şükürler. Ortada bir demokrasi kalmadı değil mi? Yok, kırıntısı kalmadı. Rahatladığımıza göre. MacArthur, sizi tebrik ederim. Ben de kendimi tebrik ediyorum. Allah, sizi tebrik ederim. Siz çok üstüsünüz. Ben sizin yanınıza gelebilirim mi? Yok, şimdi değil. Nasıl şimdi değil yo? Bana mı öğrenirsiniz? Yok. Şu an ben burada yoğum aslında. Ben size silah desteği yapmışım. Afiyet olsun diyelim. Ama size yapmışımdır yani. Yatırım yapmışımdır size. Bana yatırım yapsanın faydasını göreceksin. Tamam, göreceksin. Yani geri dönüş illaki olur. Yani oluverir. Vallahi mi? Doğruyu mu söylüyorsun? Tabii. Vallahi inanıyorum bak o zaman. İnanabilirsin. Canı gönülden inanabilirsin. Tamamdır o zaman sayın MacArthur. Ben sizi çok severim ya. Ben de sizi. Ama
Valla tamamdır o zaman, ben giderim. Sizlere hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Ben de size iyi niyetlerimi dilerim. Donanmam. Güzel donanmam. Benim güzel donanmam. Hepsini patlatamamışlar güzel. Brezilya hükümeti. Efendim. Ben birazcık savaşmamayı teklif ediyorum. Güney Amerika'ya alacağımızı söylemiştik. Bunun için o ayrı. O ayrı. Hani Avrupa savaşı için diyorum. Tabii ki de biz de o savaşta tarafsız kalacağız. Bence gerek yok kan dökmeye. Donanmamın %90'ını kurtardığımı belirtmek isterim bu arada. Güzel bir haber bu. %90'cığını sadece. Oo, ucuz atlattık bu savaşı. Güzel. Ben daha faşist şeyi ilan edemedim. Hatta biraz benim sivil kasmam lazım. Kaç yıldır bakayım. Tabii 200 sivile kadar sivil kasmam lazım. Bütün sivillerim de zaten yaralı. Topçuyu bir boş ver de. Nerede o? Bomber. Bomber kasacağım ben. Büyük heavy bomberlardan istiyorum. En büyük bomber benim olmalı. Civil Advisor almadım, alacağım. Faşizm Support bir kaldıralım. Captain of Industry'yi direkt geçirmek istemiyorum öyle. Political puan elemanı kalsa Faşizm Support'u kaldırıp onu alacağım. Demobilization ekonomi yememem lazım ya. 9 bitirip direkt faşizme kaymam lazım. Vallahi ben de hayatımda ilk defa Rus ve Alman'a karşı oynayacağım. Hadi bakalım. Şu an Amerika olarak dünyanın en mafya ülkesiyiz. Bakın o ayrı. Şu ana kadar dünyanın en mafya ülkesi olarak devam edeceğiz. Şu Honorable Confederasyon sonra faşist olacağız ve dünyanın en mafya ülkesi olacağız. Ama hazırlanmamız en erken 41 yıl. En erken. Hani üretim, seri üretime geçmemiz en erken 41 yıl. Daha askeri fabrikamız yok, silahımız yok, topçumuz hiç yok. Nasıl oluverecek bunlar? Yok. Nasıl bir şok yaşadıysam hala da konuşamıyorum ya. Konuşamıyorum bile. Yani azımsanacak bir askerle girmedi çünkü vicdansız bize. Bir baktım kendi ordum üzerime doğru geri veriyor. Faşist bir lider istiyorum. MacArthur çok iyi bir lider olsa da. Sen gel. Hiçbir olayın yokmuş ki. MacArthur kalaydı bari. Heh. Rezil ederim. İşte şimdi dünyaya kaldırma vakti geliyor. Of, konvoyum yok şu an. Silah yardımları gelmeye devam ediyor. Altını çizerim. Irak. Tehran'a 10.000 silah gönderdim. Ya ben de silahı göndermişim, görmüşüm gibi. Beni de şivemi bozdu. Valla ben sizi çok severim. Allah sizden razı olsun ya. Vallahi ya. Ben sizi çok severim. Ben yapabileceğimin en iyisini yap. Valla ben sizi çok severim. Hayatımda yaptığım en iyi yatırımdır abi. Ben size söylerim. Laf biri verdin, 10 aldın sana dediğim gibi. Plan bilmiyorum. Hangi taraf kazanırsa o tarafa çökeceğim herhalde. Şimdi Meksika'ya giriş yapıyorum ben. Evet, giriş yaptık. Ve çok hızlı uçak basmam lazım. Çok hızlı uçak basmam lazım. Meksika'ya giriş yaptık. Çıkartma da çizmedim ben. Nasıl donduysam artık. O da iç savaştan çok yorgun çıktı. Majinodan da yırılmazsın be oğlum. Hayda. Son 100 yılın gördüğü en büyük pokuta girdi yalı herif. Ben gerçekten bir ateşe atıp durum değerlendirmesi yapmak istiyorum. Harbi Majinodan yırılmış ya da. Ay, çok korkunç bir paket. Alman tankları paket yedi ama çok kötü bir paket yedi. Eğer bu paketi tutabilirse bu arada Fransa kurtulamaz gerçi ama bilmiyorum. İnanılmaz kötü bir paket. Tank paketi. Lan biz savaşta mıyız? Benim aklımda hiçbir şey yok. Ben şu an savaşta mıyım değil miyim onu bilmiyorum. Konvoy neden sıfır? Silah alıyorum hala. Dilendiğim silahlar hala hesabıma yatmakla meşgul. Amerika olarak gayet iyi günler geçirdiğimizi söyleyebilirim. Valla Fransa çok zor günler geçiriyor. Aksi mi girelim bilmiyorum. Alman zaten şu an çok kuvvetli. Bir de ben girersem yani bunların selasını okuruz. İran'a baksana be. Bakayım. Manyak mısın lan? Abi Afganistan'a ciddi ciddi silah mı yollamış bu? Harbi Afganistan'ı destekliyorlar, silah kaybedecek. Şahta kaybedecek. Çok çirkin bir görüntü oldu. Ama Alman tanklarını kurtaramamış. Önemli bir şey bu. Bunların yerinde olsam ben Fransa'yı ufaktan terk etmeye çalışırdım. Fransa düşecek ve bunlar tribe girecek. İngiliz orduları orada. Düşeceğini pek sanmıyorum. Belli de olmaz. Efendim şu anda Avrupa'da büyük bir savaş dönüyor. Almanya ve Rusya bize karşı bir saldırıdan tutum sergiliyor. Buna karşı bir şey demeyecek misiniz efendim? Siz de bizimle beraber savaşa girin ve Alman-Rus defansını başımızdan def edelim. Şu anda gördüğünüz üzere savaş bizim deyimiz ilerliyor. Şu anda Alman cephesini ittirmeye başlamış bulunmaktayız. Peki ne vereceksin bana? Rusya'dan birkaç toprak nereler? Sibirya tarafı. Oralar bilmiyorum efendim, yani isterseniz Alman şeydeki toprakları da verebilirler. Ya da Japonya şu anda duyduğuma göre size girmeyi planlıyormuş. Yo eksikti. Japonya bana niye girecekmiş peki? Konuşmasına şahit oldum. Siz bizim yanımıza gelince Japonya'ya da karşı sizi koruyabiliriz. Biz bir bunu düşünelim. Tamamdır efendim, iyi günler dilerim. İyi günler. Almanya'yı ye, sonra İngiliz'e, sonra İtalya'yı yersin. Hepsi bize dönmesin sonra, hepsi dönebilir. Saygıdeğer Brezilya hükümeti. Anlaşalım yani o Japon'la. Ne istiyorsa masada bırakalım. Görüşmeler yapalım. Tabii bir diplomatik şeylere dokunalım. Senatör desteğini almam lazım. Meclisi kapatacağız çünkü. Öyle her şeye itiraz ediyorlardı. Aslında kapatılmaz. Normalde senatör kapatılmaz senato da. Yani buff veriyor çünkü, iyi bir buff veriyor.
Ne durumda bu savaş? Vay be. Toparladı. Almanya'nın karşısındaki federasyon gerçekten başarılı bir savaş yürütüyor. Yani bitti o devir. Şimdi benim canavar bütümen yapmam yok mu? Var var. Şimdi bin beygir bir şey. Nerede kardeşim armor'da? Sherman tankları geliyor. Full artı full. Keyifli ve keyifsiz arası. Şöyle canavar bir division yapacağız. Şu an bu gördüğünüz 20 bitlerin en verimli division'ıdır. Amerika genelde 40 bit oynar. Lakin eğer support ekipmanı basacak kapasitesi var ise veya topçuyu bu şekilde de oynar tanklarını kullanabilir. Şu an bu. Ben seni itiyorum. Kaç division'a. 40 bit de yapabilirsin ama alternatif olarak. Biz şu an bu hamleyi yaparak birazcık kendimizi zorladık ekonomik olarak. Support felaket derecede açığımız olacak. Baksana şuna. Ben power yok ya ülkede. Oo, Yugoslavya'dan Alman'ı atmışlar. Rusya Alman'ı fena sattı. Ben şu an nereye operasyon düzenlersem o tarafı alırım. Sıkıntı şu hangi tarafı istiyorum? Bilmiyorum ya, şu an iki tarafı da aslında satasım var. Teknik açıdan iki tarafı da satasım var benim. Ama iki tarafı da satmak istemiyorum.